Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. Limit türev integral kampımızın 6.sını yapıyoruz. Bu videoyla beraber 6. defa sevgili gençler bu kamp videosunu izlemiş oluyorsun. Her biliyorsunuz limit türev integral PDF'sinde 8 tane soru var. Yani toplam şimdiye kadar 40 tane birbirinden güzel limit süreklilik, türev ve integral sorularını çözdük. Beraber gördük sevgili gençler. Bunların çıktıları da senin dosyalarına girdi. Ve şimdi 6. ile beraber toplamda 48 tane soru çözmüş olacağız. Bu videodan sonra sevgili gençler yine birbirinden harika sorulardı bunlar. İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Vaktini ben çalmayayım. Senin vaktin değerli. Videoya başlamadan önce de kanala hala abone değilseniz abone olursanız ve bu videoyu beğenmediyseniz beğenirseniz sevgili gençler beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım dedik. İlk sorumuz bir limit süreklilik sorusu. Diyor ki bize x sıfıra giderken 1 eksi cos kare x artı sin kare x bölü sinüs 4x çarpı sinüs x bu limitin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi tabi yöntemlerden birisi çarpanlara ayırma metoduyla burada 0 bölü 0 belirsizliği yapan ifadeyi, getiren ifadeyi sadeleştirip daha sonrasında x eşittir 0'ı yerine yazmanız olacak. Fakat benim size önerim farklı. İşte nedir? Arkadaşlar öncelikle şuradaki 1 eksi kosinüs kare x'in siz sinüs kare x olduğunu biliyorsunuz. Bunu buraya yazacaksınız öncelikle. Sin kare x diye yazdınız. Ve artık yukarıda, bakın önce şunu yazalım. Limit x 0'a giderken. Yukarıda sin kare x artı sin kare x'ten 2 çarpı sinüs kare x meydana geldi. Aşağıda ise bölü diyelim. Aşağıda da ne kaldı sevgili gençler? Aynı ifade. Sinüs 4x çarpı sinüs x kaldı. Şimdi eğer ki limitte x değeri 0'a doğru yaklaşıyorsa, limit değerinde x'ler 0'a yaklaşıyorsa ve sizin elinizde sinüs ve tanjant fonksiyonlarımız varsa, sadece sinüs ve tanjantla yapıyorsunuz bunu. Şu hareketi yapabilirsiniz basit bir şekilde. Bakın burada matematiğe aykırı bir davranış kabul. Fakat limit sorularında seni gayet ama gayet hızlandıracak bir metot. Dikkatli dinliyorsun. Bunu konu anlatım videolarında da görebilirsiniz. Limit ve süreklilik konu anlatım videolarında da detaylı bir şekilde anlattım bu mevzuyu. Ve 4-5 tane örnekle de sağlam örnekle de pekiştirdik. Şimdi burada sinüs ifadelerini silebilirsiniz sevgili gençler. Geriye kalanlar işimize yarayacak ama. Mesela burada ne kaldı? 2 çarpı. Bakın burada sin kare x vardı ya. Aslında bunun sen sinüs x çarpı sinüs x olduğunu biliyorsun. Ve sen burada sinüsleri sildiğin zaman. Pardon. Şu şekilde sinüsleri sildiğiniz zaman x çarpı x kalacak. Yani 2 çarpı x kare bölü. Burada da 4x çarpı x'ten 4 çarpı x kare kaldığını görüyorsun. Ve burada da x kareler birbiriyle sadeleştiği zaman 2 bölü 4'ten doğru cevabın 1 bölü 2 olması gerektiğini hiç çekinmeden söyleyebilirsin. Bakın normal şartlar altında özdeşlikler kullanacaktık. Daha sonrasında birbirini yok edecektik. Tekrar 0 yerine yazacaktık. Veya işte sinüs ve kosinüsün türevini bilen vatandaşlar için söylüyorum. Burada trigonometrik türev kullanıp L'Hopital yapabilecektin. Ama bunların hiçbirini yapmana gerek yok. Çünkü bu yöntemi kullanarak soruları gayet kısaltabilirsin ama unutmayın. Kosinüs varsa, kotanjant varsa, buralarda sevgili gençler veya sekant veya kosekant da varsa buralarda bu sadeleştirmeleri, bu götürmeleri, bu gözden gelmemeleri, görmezden gelmeleri yapamıyorsunuz sevgili gençler. Sadece sinüs ve tanjantta bu dediğimi uygulayabilirsiniz. Unutmayın. Sinüsleri görmezden geliyorsunuz, tanjantları görmezden geliyorsunuz. Geriye kalan ifadelerin çarpıp bölüyorsunuz. Ve karşınıza sonuç çıkıyor. Yine limit türev, limit süreklilik konu anlatımında da ben size bunları çok güzel bir şekilde detaylandırarak anlattım. İkinci limit süreklilik sorumuza bakalım. A bir reel sayı olmak üzere fx eşittir. X artı 1 bölü x küp eksi a fonksiyonu r eksi a kümesinde süreklidir. Buna göre 3 tane bize öncül veriyor ve bu öncüllerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Peki, şimdi öncelikle sevgili gençler, burada şunu, bu arada algılarınızı iyice açın, dinleyin soruyu. Ufkunuzu açacak ve bir şeyleri daha net anlamanıza yarayacak da bir sorudur kendileri. Şimdi A bir reel sayıydı,
paydamızda da x küp eksi a gibi bir ifade var. Buradaki a sevgili gençler pozitif de olsa negatif de olsa burada x küp eksi a'nın bir kökü olacaktır. Çünkü arkadaşlar mecburiyetten bir kök olacak. Çünkü sevgili gençler x küp dediğimiz eğri tek bir fonksiyondur ve tek fonksiyonların hepsi de doğal olarak nereyi kesecek? X eksenini kesecek ve hatta orijinden geçecek. Örnek veriyorum. X küp fonksiyonu zaten direkt verildiği için x küp fonksiyonunun sen şu şekilde bir fonksiyon olduğunu biliyorsun bak. Bu şekilde bir eğri. Ve sen bundan a sayısı pozitif de olsa negatif de olsa x küpe bir a eklenmiş veya bir a çıkarılmış diyorsun sen burada. Sen burada x küpe a eklediğin zaman bu eğrinin aslında yukarı taşınması gerektiğini, x küpten a çıkardığın zaman aslında a birim aşağı ötelenmesi gerektiğini biliyorsun. Ve tabii doğal olarak bu x küp eksi a x eksenini mutlaka bir noktada kesmek zorunda. Kesiyorsa bu x küp eksi a'nın mutlaka bir tane kökü vardır. Ama mutlaka vardır. Bir tane kökü vardır derken bir tane reel kökünden bahsediyoruz aslına bakarsanız. Bir tane reel kökü vardır. X eksenini kestiği için tek noktada. Peki burada şu detaya da değinmek istiyorum. Şunu sakın unutmayın. Cebir'in esas teoremine göre sevgili gençler, n'inci dereceden bir polinomun n tane kökü vardır. N'inci dereceden bir denklemin n tane kökü vardır diyoruz. Şimdi normal şartlar altında bizim paydamızdaki fonksiyon olan x küp eksi a fonksiyonunun 3 tane kökü olmak zorunda. Neden? Çünkü bu 3. dereceden. 3 tane kökü olmak zorunda ama hocam burada bir tane kök çıktığını gördük. Evet, demek ki diğer 2 kökümüz reel değil de kompleks 2 kök. Yani karmaşık sayılarda bir kök. Yani iyili bir kök sevgili gençler. Tamam. Şimdi burada anlaştıysak artık ben bir tane reel kökünün olduğunu biliyorum. Geri kalan 2 kökün karmaşık sayı olduğunu biliyorum. A'nın da bir reel sayı olduğunu biliyorduk. Şimdi öncüllerimize başlayalım. A kümesi boş küme olabilir denilmiş. A kümesi boş küme değildir. Çünkü sevgili gençler, R-A kümesinde sürekli ise ben bu fonksiyonun artık küp kök A'da sürekli olmadığını görüyorum. Çünkü zaten burada fonksiyonun paydası tanımsız. Fonksiyonun paydası sıfır oluyor ve ifadeyi tanımsızlığa götürüyor. Bu arada şunu düşünen arkadaşlarım da olabilir. Hocam mesela x artı 1 bölü ben bu a'yı eksi 1 seçtim. Ve doğal olarak da eksi eksi artı yaptı. Payda kısmımızda x küp artı 1 geldi. Ve ben x küp artı 1'in açılımını biliyorum. Yani x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 olduğunu biliyorum hocam. Burada x artı 1'ler birbirini götürdüğü için doğal olaraktan da paydayı sıfır yapan bir değer kalmadığından A kümesi boş küme olamaz mı diye soracak olursanız olamaz kardeşim. Sana fonksiyon eğer ki bu şekilde verilmiş fonksiyon. Eğer fonksiyon gerçekten 1 bölü x kare eksi x artı 1 olarak verilseydi eyvallah derdik. Ama fonksiyon senin bu şekilde. Yani sen burada mutlaka ama mutlaka bir değer için paydanın kökü olduğunu biliyorsun. Ve paydanın kökü varsa mutlaka ama mutlaka senin buradaki A kümen boş küme olamaz. Dolayısıyla birinci öncülümüz cortladı. İkinci öncüle bakıyoruz. A kümesinin eleman sayısı kesinlikle 1'dir denilmiş. Ki az önce bunu teyit etmiştik. Üçüncü öncülde de az önce bahsettiğim üçüncü dereceden bir denklemin 3 tane kökü vardır muhabbetinden geliyor aslına bakarsanız. Çeldiricimiz bu. A kümesinin eleman sayısı en fazla 3 olabilir. Evet, en fazla 3 olabilirdi ama diğer 2 kök karmaşık kök olmamış olsaydı eyvallah derdik. Reel kök olmuş olsaydı en fazla 3 olabilir derdik. Dolayısıyla sevgili gençler A kümemizin eleman sayısı kesinlikle 1'dir diyoruz. A kümesinin eleman sayısı en fazla 3 olabilir öncülü ise burada yanlış bir öncüldür. Demek ki cevabımız yalnız 2 olacak. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet, geçiyoruz türev sorumuza. Türev sorusunda böyle 3 tane şekil verilmiş. Bakalım neymiş acaba bunlar? Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında türevinin olduğu bilinmekte. Yani f türev 2 var ve biz reel sayıya eşitmiş f türev 2'nin olduğunu biliyoruz biz. Pekala.
Buna göre bu grafiklerden hangileri f türev x türev fonksiyonunun grafiği olabilir? Bakın, türev fonksiyonunun grafiği olabilir deniliyor bize. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Türev varsa sevgili gençler, sağ türev sol türeve mutlaka eşittir ve o noktada fonksiyon mutlaka ama mutlaka tanımı da vardır diyeceğiz. Bu bir. Şimdi ikinci olarak da buraya baktığımız zaman şurada sağ türev, bu türev fonksiyon ya, sağ türev sol türeve eşit ve ikisi de sıfıra gitmiştir. Dolayısıyla birinci öncülümüzdeki grafik bu f türev fonksiyonunun grafiği olabilir. Şimdi ikiye bakalım. İkinci de 2'nin sağındaki türev 3, solundaki türev 1 iken limitin varlığından bahsedilemez. Ne kadar fonksiyon isterse sürekli olsun, hiç fark etmez. Dolayısıyla burada türev yoktur diyeceğiz. Türev yoksa da sevgili gençler iki noktasında doğal olarak pek tabii bu fonksiyon grafiği f türev x grafiğine eşit olamaz. Üçüncü öncülümüze geçtiğimiz zaman da, yani üçüncü grafiğimize geçtiğimiz zaman da sevgili gençler, bakın f'in türevinin 2'nin sol tarafındaki görüntüsü 1, sağ tarafındaki görüntüsü de 1. Fakat f'in türevinde 2'nin solu f'in türevinde 2'nin sağına eşit olmasına rağmen bu f'in türevinde 2'den farklı olduğu için sevgili gençler, doğal olarak f türev 2'nin solu 2'nin sağına eşit ama görüntüsüne eşit olmadığı için bu noktada türev yoktur diyeceğiz. Yani aslına bakarsanız 2 noktasındaki türevinin olduğuyla da çelişiyor. Doğal olarak bu olamayacak. Şuna olamaz demiştik sevgili gençler. Üzgünüm. O niye öyle oldu ki? Şuna olamaz dedik ve cevabımız da ne olacak sevgili arkadaşlarım? Yalnız 1 olacak, cevabımız Adana'ydı. Geçtim ikinci türev soruma. Bir f fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekte. Doğrusaldır, yani fx ax artı b biçiminde bir fonksiyonmuş. Ve f1 de f türev 1'e eşitmiş. Şimdi f'in türevinde x nedir sevgili gençler? A'dır. Yani o zaman ben f türev 1'in aslında a olması gerektiğini söyleyebilirim. F1 de o zaman a'ymış. F1'i de yerine yazarsanız a artı b gelir. Ve a artı b de a'ya eşitse demek ki b sevgili gençler burada ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Yani benim fx fonksiyonum aslına bakarsanız ax'miş. F türev x de zaten a. Pekala. Diyor ki bize x eksenini absisi 1 olan noktada keser. Hayır efendim, çünkü 0'ı verdiğiniz zaman 0'dan geçeceği için x eksenini orijinden kesmek zorunda. Bu gitti. X eksenini absisi eksi 1 olan noktadan keser. Gitti. Y eksenini ordinatı 1 olan noktada keser. Orijinde keseceğini söylemiştik. Dolayısıyla x eksenini de y eksenini de orijinde kesecek. Yani 0'da. Bu da gitti. Eğim açısı pozitiftir demiş. Orijinden geçen bir şey olduğunu biliyoruz ama eğimin negatif mi pozitif mi olduğundan hiç haberimiz yok. Dolayısıyla bu da gitti. Koordinat düzleminin başlangıç noktasından geçer ifadesi zaten orijinden geçer ibaresinin eş anlamlısı olduğu için cevabımız Edirne'dir. Geçiyorum sevgili gençler. Bir diğer soruma, türev sorusu. Bize diyor ki 480 tane odası olan bir otel düşünün. Bir odanın günlük konaklama bedeli de 120 lira olarak belirlenmiş. Bu durumda odaların tamamı satılmakta. Oda fiyatına yapılacak 10 liralık her 10 liralık artış sonrasında satılan oda sayısında 3 azalma olmaktadır. Buna göre otelin maksimum gelir elde etmesi için bir odanın fiyatını kaç TL olarak belirlenmesi gerekir diye soruluyor. Pekala. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlarım. Biz fiyatımıza, şöyle diyelim, 480 tane müşteri 480 tane odayı kapatıyor diye düşünelim ilk başta. Ve otel oda fiyatımız da 120 liraydı. Ve ben 120 liraya 10 liralık zam yaptığım zaman buradaki düşüşümüz de 3 oluyor. Yani 3 müşteri kaybediyoruz. Pekala. Şimdi ben kaç defa daha bu 120 liraya zam yapmam gerekiyor bunu düşünelim. Tamam, kaç defa daha zam yapmam gerekiyor. X defa zam yaparsam fiyatımız 120 artı 10x olacaktır. Çünkü onar onar zam yapıyorum ben. Ama müşterilerimiz de bu arada üçer üçer gitmeye devam ettiği için ben bir defa zam yaptığım zaman 3 tane müşteri kaybediyorsam x tane zam yaptığım zaman 3x tane müşteri kaybetmiş olurum. Ve burası satılan otel odası sayısı, burası da
sattığımız fiyat. Ben bunları çarparsam geliri elde ederim. İşte bu gelir fonksiyonudur. Yani ben buraya gx diyeyim artık. Tamam. Artık bu gx fonksiyonu oldu ve diyor ki bir odanın fiyatının kaç TL olarak belirlenmesi gerekir diyor. Biz şimdi maksimum kâr elde etmek istiyoruz ve ben bunları çarptığım zaman zaten karşıma bir parabol çıktığını da görüyorum. Çünkü birinci dereceden çarpı birinci dereceden bize ikinci dereceden bir fonksiyon verecek. Pekala, çarpalım. Hocam 480 ile 120 mi çarpacağız demeyin. 480 çarpı 120 olarak yazın bunu. Hiç sıkıntı değil. Devamında ise 480 çarpı 10x yani 4800x diyelim. Eksi 3x çarpı 120 ise eksi 360x'i verecek sevgili gençler bize. Ve eksi 3x çarpı artı 10x de eksi 30x kareyi verecek. Bu da bizim artık gelir fonksiyonumuzun ta kendisidir diyeceğiz. Benim gelir fonksiyonuyla işim yok. Bundan kaynaklı 480 ile 120 falan çarpmakla uğraşmadım. Benim neyle işim var? Bu gelir fonksiyonunun türeviyle ilişkim var. Bunun sevgili gençler türevini alırsanız bakın eksi 30x karenin türevi eksi 60x'tir. Bu 1. 4800'den de 360'ı çıkaracağız. Bu da 4500-4440 yapacak sevgili gençler. O halde artı 4440x'in türevi de 4400 40'tır. Ve bu da eşittir g türev x de dedik. Ben bunu neye eşitleyeceğim? Tabii ki sıfıra. Şimdi o zaman 60x'in ben aslına bakarsanız 4440 olması gerektiğini gördüm. İki taraftaki sıfırları sildim. Ve x eşittir. Bunu 6'ya böleceğim. 44'ün içerisinde 7 defa. 24'ün içerisinde ise 6 4 defa. Yani bu ne demek biliyor musunuz? X eşittir 74 olması demek. 74 defa zam yapacağım demek. Şimdi sevgili gençler, her zamda 10 lira arttırıyorsak 74 defa zam yaptığımız zaman şurası 740 olmaz mı? Olur. Demek ki 740 lira zam yapacağım ben bir odaya. 740'a 120 daha eklersem benim cevabım 860'ın ta kendisi olacaktır. Tabii bu sırada 3 çarpı 74 tane de müşteri kaybedeceğiz. İşte ekonomi böyle bir şey. Yani tüm odaların doluyken daha az para kazanıyorsun. Çoğu odan boşken daha fazla para kazanıyorsun da diyebiliriz sevgili gençler. Bu durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Ve şimdi geçiyorum integral sorularıma. Aşağıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli olan f fonksiyonunun türev fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Şimdi soruların içerisinde bu integral ve türev soruların içerisinde şu kısmı mutlaka çok detaylı okuyun, çok özen göstererek okuyun. Sebep? Neden diyeceksin? Şundan kaynaklı. Eğer burada türev fonksiyonunun grafiği falan diyorsa da mutlaka ama mutlaka buraya ya dikdörtgen içerisine al, ya kare içerisine al, ya kalp koy, ya işte burayı şöyle yıldız yap, şöyle buraya şöyle yıldız çiz, tamam mı? Yani mutlaka ama mutlaka bunun türev fonksiyonunun olması gerektiğini unutma. Yani benim en çok unuttuğum yerdi mesela bu. Benim denemelerde falan hatam çıkıyorsa mutlaka ama mutlaka buradan çıkıyordu. Üst tarafı okumuyordum. Soruyu okuduktan sonra da bu benim f'in grafiği olarak çözüyordum soruyu ve hep yanlış çıkıyordu. Mutlaka unutmayın, yazarlar f'in grafiğine göre de çözüp şıkların içerisine senin bulacağın cevapları gömerler. Sen de doğru buldum diye işaretlersin ama çoktan gitmiştir soru. Dolayısıyla buna dikkat et. Bu f'in türevinin grafiği. Şimdi diyor ki buna göre fx ile ilgili olarak birebirdir, örtendir, f2 eksi f0 5'tir denilmiş. Şimdi bu bir integral sorusu mu? Daha çok türev sorusuna benzemekle beraber aslına bakarsanız ikisinin karışımı bir soru. İntegral de kullanmak zorundasınız. Şimdi birebirdir denilmiş. Ben bunun birebir olup olmadığını anlayabilir miyim? Bir kere bir noktasında türevin olmadığını görüyorum sevgili gençler. Bir noktasında türev yok. Şimdi yukarıya baktığımız zaman fonksiyonun sürekli olması gerektiğini söylemiş. Tamam. Peki bu fonksiyonun türevi her daim pozitif mi? Evet, pozitif. Şimdi türevinin olmadığı nokta neden yoktur acaba? Yani hangi noktada türev yokmuş? Bir noktasında. Neden bu bir noktasında türev yoktur? Şimdi gelin siz de beraber şöyle bir olaya imza atalım. Ben yaklaşık olarak bu fonksiyonun, bu f'in türevinin grafiği ya. Ben fonksiyonun yani f'in grafiğini çizmeye çalışayım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle bir noktasına gelene kadar bu fonksiyon sabit bir şekilde artmış sevgili gençler. Doğrusal biçimde
artarak ilerlemiş. O halde ben fonksiyonun hayali grafiğini 1'e kadar fonksiyonu eğimi 3 olacak biçimde arttırdım. Ve daha sonrasında eğimi 2 olacak şekilde artmaya devam etmiş. Yani şu şekilde artmaya devam etmiş. İşte sevgili gençler, buradan fonksiyonun birebir olması gerektiğini anlayabiliyoruz. Ekstradan şu noktada neden türevinin olmaması gerektiğini anlamlandırabiliyoruz. Çünkü sivri nokta oluşturuyor. Üçüncü olarak aynı şekilde fonksiyonun örten olması gerektiğini de anlıyoruz. Yani fonksiyon birebirdir, örtendir. Sıkıntı yok. Peki f2 eksi f0 5 mi? Ben bunu nereden anlayacağım? Onu da integral yardımıyla. Şimdi şu kısmı sileceğim ve diyeceğim ki f2 eksi f0'ı ben nasıl bulabilirim? İntegral 0'dan 2'ye kadar f türev x dx'i hesaplarsanız eğer bu bize f2 eksi f0'ı verecektir. Peki ben bunu nasıl hesaplarım fonksiyonun kendisini veya şeyini bilmeden? Bir, türevini biliyorsunuz zaten. Bunda bir sıkıntı yok. İkinci olarak da 0'dan 2'ye kadar f türev x dx demek şu demek sevgili gençler. 0'dan 2 noktasına kadar olan f'in türevinin grafiğinde x ekseninin altında kalan alanın toplamı demektir sevgili gençler bu. Sarıyla işaretlediğim bölgenin alanı 1 kere 3'ten 3. Burası da 2 idi zaten. Burası da 1. 1 kere 2'den 2. 2 artı 3 de bize 5'i verir. Demek ki f2 eksi f0'da 5'miş sevgili gençler. O halde cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Sevgili arkadaşlar, geçiyorum ben diğer soruma. Geçtim bir diğer integral sorumdayım. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun türevinin grafiği, bak yine türevden bahsetmiş. Türevinin grafiği verilmiştir. Ben yıldız koydum, sen de istediğin şekli koy artık oraya. A bölgesinin alanını 6 birim kare olarak vermiş. Şu bölgenin alanı 6'ymış sevgili gençler. Buna göre f türev 0 ile f'in ikinci türevinde 0'ın çarpımı 0'dan küçüktür demiş. Kesinlikle doğru olanlar soruluyor bize. Şimdi öncelikle f'in türevinde 0, 0'ı yerine yazdığın zaman burada bulduğun değerdir. Çünkü bu zaten f'in türevinin grafiği. Ki bu pozitif bölgede, yani x ekseninin üzerinde kaldığı için doğal olarak bu pozitiftir. Bu bir. İkincisi, ben bu ikinci türev hakkında yorumumu nasıl yapacağım? Bakın, fonksiyonun birinci türevi 0'da azalarak devam ediyor. Azalıyorsa buralardan çekilen teğetlerin eğimleri de negatiftir. Yani buralarda alınan türevlerin her bir değeri de negatif çıkacaktır. O halde sevgili gençler, f'in ikinci türevinde 0 negatiftir. Pozitif ve negatifin çarpımı 0'dan küçüktür demiş. Kesinlikle doğru mu? Doğru. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkiye bakalım şimdi. Diyor ki, burada dikkat, f fonksiyonunun yerel ekstremum değerlerinin farkının mutlak değeri 6'dır denilmiş. Yani sevgili gençler, şöyle diyebilir miyiz biz? Bizim türevin grafiğine bakarak f'in yerel ekstremum değerlerinin apsislerini bulabilmemiz mümkün mü? Mümkün. Nedir? 1 ile 5. Çünkü türevin kökleri f'in ekstremum noktalarının apsisleriydi. Bize demiş ki değerlerinin farkı. Yani diyor ki F5'ten mesela F1'i çıkardığın zaman diyor 6 bulursun diyor. Peki bu mümkün mü? Şöyle düşünelim. Şimdi ben A bölgesinin alanının 6 birim kare olduğunu biliyorum ya. Dolayısıyla 1'den 5'e kadar F'in türevinde x dx yaparsam aslına bakarsanız burası bize F5 eksi F1'i verecektir. Ve buradaki alanımız da eksi 6'ydı ama mutlak değeri denildiği için, çünkü alan 6 birim kare ama x ekseninin altında kaldığı için eksi 6 dedim ben oraya. Dolayısıyla alan olarak bahsettiğimiz için de ve mutlak değerini al dediğimiz için zaten mutlak değeri de 6 demiş. Dolayısıyla burası da doğrudur diyeceğiz. F5 eksi F1 eşittir 6. Güzel. Ve son olarak f eksi 1 f0'dan daha küçüktür demiş. Bunu yorumlayalım. Bunu da türevden yorumlayacağız. Türevden yorum, integralden de yorumlayabilirsin. Sıkıntı yok. Ama türevi seçelim burada. Eksi 1 şurada, 0 da burada ve eksi 1'in de türevdeki görüntüsü pozitif, 0'ın da türevindeki görüntüsü pozitif gördüğünüz üzere. Yani fonksiyon bu bölgelerde eksi 1'den 0'a kadar artmaya devam etmiş. Bakın, türevinden bahsetmiyorum, fonksiyondan bahsediyorum. Türevi pozitif olduğu için f'in kendisi artmaya devam etmiş. Artıyorsa doğal olarak f0 f-eksi 1'den daha büyüktür. F0 f-eksi 1'den daha büyüktür. Demek ki cevabımız 1, 2, 3 seçeneği, yani Edirne olacak sevgili arkadaşlarım. Ve geçiyorum son sorumuza. Son soruya geçmeden önce
Rica ediyorum, kanalımıza abone olursanız ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu edersiniz sevgili gençler. Son integral sorumuz ve PDF'imizin de son sorusu. Diyor ki bize f fonksiyonunun eksi 3'e 3 kapalı aralığındaki grafiği şekilde verilmiş. Tamam, şeklimiz bu. Doğrusal grafik. Hadi yorumlayalım bunu. Mesela aklınıza ne geliyor buna baktığınız zaman? Benim aklıma hemen mesela bu bir tek fonksiyon diyorum. Neden orijinden geçmiş? Bu bir. Her orijinden geçene de tek fonksiyon demeyin ama simetrik, orijine göre simetrik dememiz daha doğru olur. Bu doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, başka artan bir fonksiyon, birebir bir fonksiyon, örten bir fonksiyon. Yani bütün bunları söyleyebilirsiniz. Pekala. Buna göre demiş, x 2'ye giderken integral eksi 2'den x'e kadar ft dt bölü fx eksi 4. Bu limitin değeri nedir? Diye sorulmuş. Öncelikle şu yorumu yapabilmemiz lazım. Ben 2'yi şurada yerine yazdığım zaman F2'den 4'ü çıkardığım zaman ki F2 burada nereye gitmiş sevgili gençler? Hop tıp 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 tıp, bakın nereye gitmiş? 4'e gitmiş. Şimdi sen paydada 4'ten 4'ü çıkardın, 0'ı buldun. Ama bir değer sorulmuş. Şıklara da bakıyorsun, hepsi reel sayı. Limit yoktur falan gibi bir şey de yok. Sonuç da yok. Demek ki sevgili gençler bunun limiti var ve bir L sayısına eşit. Payda 0 iken nasıl limit değeri olabiliyor lan? Değil mi? Demek ki 0 bölü 0 belirsizliği varmış. Giderilmiş bu. He, tamam, sıkıntı yok. Pekala, şimdi sen burada şu ft dt'nin integralini alıp eksi 2'den x'e kadar da yerine yazacağız ya hani. O zaman ben bu ft fonksiyonunu, bu fx fonksiyonu ama ft fonksiyonu da elde edebilirim ben, sıkıntı yok. Mesela fx fonksiyonu nedir sevgili gençler, siz bana bunu bir yazdırın bakalım. Eğimi kaç bunun? 2. Orijinden de geçiyor, demek ki bizim fonksiyonumuz 2x. Peki şimdi bana ft fonksiyonunu söyleyin. Hocam o da 2t, ne var ki bunda? Güzel kardeşim, o zaman şu ft gördüğümüz yere 2t yazsak ya biz. Değil mi? Pekala. Al bunun integralini. T kare hocam. Tamam. T karede de x ile eksi 2'yi yerine yaz. X'i yerine yazarsan x kare, eksi eksi 2'yi yerine yazarsan 4 gelir. Şimdi senin üst taraftaki ifaden x kare eksi 4. Alt tarafta fx eksi 4. Güzel. Bunu da hallettik. Peki şimdi 2'yi yerine yazdığın zaman hala 0 bölü 0 belirsizliğinin olmadığını mı düşünüyorsun? Var. Değil mi? 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Fakat ister şunu yap. Hocam fx zaten 2x'ti. Üst tarafı x eksi 2 çarpı x artı 2 diye ayırırım. Alt tarafta zaten 2 parantezinde x eksi 2'dir. Şununla şunu sadeleştiririm. Şimdi 2'yi yerine yazarım. 4 bölü 2'den cevap 2 gelir ve işaretlerim dersin. Doğru dersin. Sıkıntı yok. İstersen hocam ben profesyonelim, görebiliyorum, çakarım L'Hopital'i, yaparım dersen üst tarafın türevini alırsın 2x, alt tarafın türevi de f türev x. Şimdi ben 2'yi yerine yazacağım fakat f'in türevi de zaten bir doğrusal fonksiyon olduğu için sen bunun türevinin zaten 2 olması gerektiğini şuradaki eğimden görebiliyorsun, 4 bölü 2'den 2 olduğunu. Artık hocam şurası 2'dir. 2'yi de yerine yazmıştık, burası da 4 gelir. 4 bölü 2'den cevap gene 2'dir deyip ben bunu yine işaretlerim de diyebilirsin. Eminim bu videoyu izleyen sen bu iki yöntemden de farklı bir yöntem deneyerek sen 2'yi bulmuşsundur zaten. Çünkü SML tayfı olmak bunu gerektirir. Çoğunuz başarılı öğrencilersiniz biliyorum. Buradan hepinize tekrardan selam olsun. Videoyu bitirdik. Senin için güzel videolar çekmeye bayılıyorum. Senin için güzel videolar çekmeye devam da edeceğim. PDF kalitemiz bir o kadar yüksek olacak. Çünkü kaliteli öğrencilere, kaliteli tayfaya, matematik çalışmayı seven herkes bence kaliteli insanlardır. Bu tayfaya sevgili gençler, kaliteli hizmet vermek de güzel bir şey. Burada hizmet vermekten bahsediyorum. Evet, hizmet veriyorum çünkü. Bu sevgili gençler, bu bir eğitim hizmetidir. Yani bir para karşılığında yapmıyoruz bunu. Ama sizlere ulaşmak, sizin o güzel yorumlarınızı okumak. Bunları okurken eğleniyorum ben. Çoğunuz bana dua ediyorsunuz. Bunun kadar, yani bence karşılıksız bir iş yapıyormuşum gibi duruyor ama çok fazla karşılık alıyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu hayatımda gördüğüm en güzel mutluluklardan birisi. Gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet sevgili gençler. Duygusal bir konuşmadan sonra da videomuzu sonlandıralım. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.